Ekranda karbonun dünyada en sık rastlanan izotoplarını görüyoruz, evet. Doğada rastlanan karbonun %98,89'u karbon 12'dir. Ve tanıma göre de kütlesinin tam tamına 12 atomik kütle birimi olduğunu biliyoruz. Karbonun tek izotopu bu değil ve farklı izotopları da var tabi. Karbon 12'den sonra en sık karşımıza çıkan izotop karbon 13'tür. Ve doğadaki karbonun %1,11'i de karbon 13'tür. Deneysel olarak bu izotopun kütlesini 13,0034 atomik kütle birimi olarak hesaplayabiliyoruz. Buradaki sayılar tekrar olsun diye söylüyorum, atom kütlelerini gösteriyor. Buraya da yazalım. Atom kütlesi bu videoda periyodik tabloda karşımıza çıkan atom ağırlık numarasının nasıl hesaplanacağı üzerine konuşacağız. Not ediyorum. Atom ağırlığı. Evet, acaba bunu nasıl hesaplıyorlar? Atom ağırlığı ve atom kütlesi ile ilgili videoda atom ağırlığının aynı elemente ait izotoplarının atomik kütlelerinin ağırlık ortalaması olduğunu görmüştük. O halde buradaki 12,01'e ulaşmak için bunların ağırlık ortalamasını almamız gerekiyor. Ağırlıklı ortalamayı o izotopun doğada bulunma yüzdesine göre alacağız. Kısacası %98,89'u 12 ile çarpıp yüzdeyi ondalık sayı olarak yazayım. 0,9889 çarpı 12 artı %1,11 çarpı 13,0034. Bunu da ondalık sayı olarak yazarsak %1,11'in Ondalıklı hali 0,0111 çarpı 13,0034 atomik kütle birimi. Hesap makinemizi çıkaralım. Bunun sonucu olarak 0,9889 çarpı 12, 11,8668 ediyor. Artı 0,0111 çarpı 13,0034 de. Hesap makineleri işlem sırasını bildikleri için önce bu işlemi yapacak ve sonuç. 12,01113774 çıkacak. Bunu en yakın yüzde birliğe yuvarladığımızda da buradaki sayıyı yani 12,01'i buluyoruz. İşte bu kadar. Atom ağırlığı işte bu şekilde hesaplanır. Bu yaklaşık olarak 12,01'e eşittir. Atom kütlelerinin ağırlıklı ortalaması. Karbon 12 ile karbon 13 arasında farka gelecek olursak Karbon 12'nin 6 protonu vardır. Evet. Karbonu karbon yapan şey bu olduğu için bunun da 6 protonu olduğunu söyleyebiliriz. Aralarındaki fark nötron sayılarından geliyor. Bunun 6 nötronu varken karbon 13'ün bir fazla yani 7 nötronu vardır. Atomik kütleleri arasındaki fark 1,0034 atomik kütle birimidir. Bunun içinde eğer bir nötron eklersek artı bir nötron bu yaklaşık olarak bir atomik kütle birimine eşittir. Tam olarak değil ama bir atomik kütle birimine çok ama çok yakın. Aynı şey protonlar için de geçerli. Umarım bu video sayesinde kütleyi veren atom kütlesi ile atom ağırlığı yani aynı elemente ait izotopların ağırlıklı ortalaması arasındaki farkı bunun nasıl hesaplanacağını ve bir nötronun kütlesinin ne olacağını öğrenebilmişsinizdir.